Merhaba. Değişik bir şey deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu anda biraz gerginim. Korkuyorum. Çünkü Instagram'a fotoğrafını çekip koymayı planlıyorum. İki tane çekmece, bir, iki, üç kutu, bir tane bisküvi kutusu, o rulo kutulardan. Kameram onun üstünde duruyor. Çünkü tripodum çok yüksek geliyor masanın üstüne. Başka bir açıdan da bu şeyi yakalayamıyorum. Bir denemek istedim. Şimdi ne yapacağım? Bugün video günüm. Pazar günü makyaj yapacağım. O sırada sohbet ederiz. Yani ben söylemek istediklerimi söylerim. Bir taraftan da makyajımı yaparım diye düşündüm. Yani video çekeceğim gün nasıl hazırlanıyorum gibi bir şey. Yüzüme fondötenimi sürdüm. Fondötenle sürdüm. Hemen göstereyim. Chanel White Lumiere ile, bu benim cildim için biraz fazla, nasıl diyeyim, fazla sıvı, fazla yağlandırıyor cildimi. Onun için Notun bu mat fondöteniyle karıştırıp kullanıyorum. Bu da biraz fazla kuru çünkü. Bir de renk olarak da ikisi birleşince daha güzel oluyor. Cıvılcılarım tabii ki var. Olmazsa olmazlarım. Hayatımın vazgeçilmezleri. Onları şimdi biraz kapatacağım. Rimmel London'ın Lasting Finish kapatıcısıyla. Çünkü diğer kapatıcılarım nerede bilmiyorum. Yüzüm sanki biraz fazla parlıyor gibi geliyor şu anda ama bakalım. Video bittiğinde göreceğiz. Eğer olmadıysa makyaj videosu bir daha hiç çekmeyeceğim galiba. Çünkü başka bir ışık düzeni şu anda mümkün değil. Çok kötü bir hafta geçirdim. Berbat bir hafta geçirdim. İşle ilgili sadece. İşte çok büyük bir sorun yaşadım. Yani hala işim devam ediyor ama kötüydü, çok kötüydü, çok stresliydi. Önümüzdeki haftalarda da bayağı stresli bir dönem olacağı benziyor benim için. Bakalım. Onun için çok keyfim yerinde, çok neşeliyim, çok sevgi pıtırcığım diyemeyeceğim ama bir dedim videoyu çekeyim, kendime geleyim. Pazar günümü böyle yatarak geçirseydim daha kötü hissedecektim kendimi. Saçlarım şey, bu arada stresten, sizde oluyor mu bilmiyorum, yani çok insanda olmaz. Şu gördüğünüz şey benim güzel egzamalarım. Boynumda çıkıyor, şu göğüs bölgemde, göğüs arasında çıkabiliyor. Bir de kol altımda nadiren çıkıyor. Böyle rezalet gözüküyor. Göründüğü kadar çok canımı acıtmıyor. İlk çıktığı bir gün yanıyor sadece. İlacım var. Doktorun vermiş olduğu. Stres kaynaklı. İşte bu üzüntüden falan daha bir pörtlüyor. Bir 15-20 gün o lekeler kalıyor. Sonra geçiyor. Saçıma gelince biraz dipleri de çıktı zaten. Biliyorsunuz iyice bir kızıla boyatmıştım. Bayağı aktı. Renk açıldı böyle. Kahveyle, sarıyla kızıl arası. Değişik bir renk. Bunu da sevdim. Bu da güzel de o ilk yaptığım kırmızı kırmızıyı tekrar boyatacağım. Yani dip boyası yaparken rengini tekrar ona biraz döndüreceğim. Böyle bir koyudan bir açığa gidiyor renk akınca. Yapacak bir şey yok. Bu arada makyaj yapacağım. Yani makyaj videosu çekmeyi planlamadığım için hiçbir malzeme hazırlamadım. Onun için böyle salak salak çekmeceden bir şeyler bulmaya çalışacağım. Neyle? NARS'la bir makyajımı sabitleyeyim. Fırça olarak da Zoeva'nın püfürdük fırçasını kullanıyorum. NARS'ın bu beyaz, neydi adı? Light Reflecting Setting Powder. Göz altıma falan hiçbir şey sürmedim. Çünkü neden? Çünkü tembelim. Saçlarım da ıslak bu arada. Onun için de özür dilerim. En doğal hallerindeler. Video için topuz falan yapabilirim herhalde. Biraz evvel duştan çıktım. Bu kadar yeter. Son zamanlarda takıntılı halde kullandığım ürünler var. Çünkü ihmal ettiğim ürünler daha doğrusu. Şu saçımı şöyle bir toplasam mı ben ya? Şöyle bir topuz yapsam uyduruktan. Ne bu? NARS'ın paleti. Alıp da kenarda duran ürünlerden. Çok fazla kullanmadım. Büyük bir aşkla bağlı değilim kendisine. NARS'ın tekli ürünlerini daha çok seviyorum ama bunu da şimdi taktım, buna bunu kullanıyorum. Biraz şey olmuş ama bu Laguna pudra şey bronzer bende daha evvelde de aynı teklisi varken aynı sorunu yaratmıştı. Biraz taşlaşmış, onun için kullanmak istiyorum. İyice haşat olmadan kullanayım ki.
Verdiğim paranın şeyi çıksın bari. Bu arada bu kötü gözüküyor biliyorum ama bilerek üstünü kapatmıyorum. Kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü üstünü herhangi bir ürün değdirmek istemiyorum. Sadece ilaç sürüyorum. Yoksa kapanabiliyorlar yani de gerek yok. Böyle biraz Laguna ile hafifçe gölgelendiriyorum. Aydınlatıcı uygulasam mı? Tabii neden olmasın? Önce aydınlatıcımı süreyim. Yine aynı paletteki aydınlatıcıyı. Bu benim pratik her gün işe giderken uyguladığım bir makyaj olacak. Video yaparken de çok sıkça tercih ediyorum açıkçası. Fazla uğraştırmadan işten olduğumu da anlatayım da içim rahatlar belki. Virüs girdi bilgisayarıma ve şu anda olan en ciddi virüslerden biriymiş bu arkadaş. Tamamen bütün bilgisayardaki belgelerimi yok etti. Daha evvel bahsetmişimdir, bilenler bilir. Bir hukuk bürosunda çalışıyorum ben. Dolayısıyla o belgeler bizim her şeyimiz. Şirketlerin ana sözleşmelerinden dilekçelere, örnek vekaletlerden işte çeşitli belgelere hazırlanmış bütün her şey gitti. Backup'ınız olması gerekiyor tabii ki. Bizim nedense backup'ımız yok. Biz hiç backup almamışız. Yani 2012'den sonrası yok. Onun için çok sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz. E-maillerin attachment'larından falan bir kısım şeyleri topladım tabii. Hani tamamen sıfır değil ama yine de kaybolan giden belgeler var. Onun için tatsız sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Paletim nerede? Onlarla çok uğraşıyorum. Bu arada dudaklarım feci şekilde çatlamış durumda. Lip balm da süreyim bari. Bu lip balmı çok seviyorum. Avalon'un naneli lip balmı. Daha doğrusu ben lip balm fazla sevmiyorum da işte bunu severek kullanıyorum. Öyle diyeyim. Kullanacağım palet de Balm'ın Mont Balm paleti. Günlük dediğim gibi her zaman uyguladım. Göz kapağına bunu süreceğim. Göz kapağının altına bunu süreceğim. Bununla da hafif gölge yapacağım. Bazen bunu da kirpik dibine falan uyguluyorum ama çok nadiren. Catrice'in tombul kalemini gözaltıma ve Kiss'in bu asansörlü siyah kalemini de normal göz üstüne çekeceğim. Bu aralar asansörlü kalemlere takmış durumdayım. Çok bir pratikler çünkü. Şimdi hemen onu çekiyoruz. Makyajım bitti. Rimel süreceğiz. Bir de şöyle kaşlarımı bir toparlayayım. Rimmel London'ın Brow This Way ile. Bu da fazla ıslak bir ürün. Esasında çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim ama.
Bu arada kötü bir şey geçirdim. Anlatmadım daha evvel. Ben çok konuşmayı seven bir, yani çok konuşmayı seven bir insanım ama böyle detayları falan fazla anlatmıyorum. Siz de esasında bunları merak ediyorsunuz biliyorum. Kirpik düştü. Kaş kontürü yaptırdım. Benim için başarısız oldu. Neden başarısız oldu? Hemen anlatayım. Cildim boyayı kabul etmedi. Her konuda hassas olduğum gibi. Çok sorunluyum biliyorum. Şöyle bir damla geri alalım. Çok sorunluyum biliyorum. Kabul etmedi yani bünye boyayı kabul etmedi. Zaten yapılırken bile kanayıp kanayıp döküldü. Yani kanla beraber bütün buralarımdan böyle boya aktı. Şuralar falan açıldı. Şurası hiç tutmadı. Eskisine göre biraz daha şey gözükse de başarılı olmadı yani. Aslında şöyle bir şey yani normalde yaptırıyorsunuz. Dökülmeler falan olursa 1-2 hafta sonra ya da 1 ay sonra gidip o açık kalan yerleri tekrar tamamlatabiliyorsunuz ama ben yaptırmak istemedim bir daha. Benim tarzım bir şey değilmiş. Bana böyle değil yani. Benim uğraşabileceğim bir şey değil. Bu arada Memnun çok bayılarak aşık olduğum maskaralarım yok elimde. Catrice'in Luxury Lashes isimli maskarası. Bu sevmiyorum çünkü deli gibi üstünde ürün kalıyor. Temizlemeden sürerseniz bir facia. Push-up dramayı süreceğim. Bunu ilk başta daha çok sevmiştim ben. Şimdi pek emin değilim kendisinden. Biraz fazla yapıştırıyor. Yine de farkı görebilirsiniz. Ben saatlerce maskara sürebilenlerdenim. Birkaç kat daha da sürebilirim yani. Hey sevgililer gününüz nasıl geçiyor? Yani siz bunu seyrettiğinizde tabii ki sevgililer günü olmayacak. Bugün sevgililer günü söyledim bilmiyorum. Pazar günü. Evdeyim. Ama bugün güzel bir gül aldım babamdan. Acıdı halime acıdı adamcağız da. Geçen sene almamıştı. Annem almıştı. Bir gülen, gül alanımız yok diye çok ağlatmıştım. Kıyamadı herhalde bu sene aldı. Makyajım böyle. Dudağımıza da bir şey sürelim. En zor benim için karar verme kısmı ya. Ne sürelim? Cap'te. Böyle sanki şöyle uçuk bir şey daha güzel olacak. Böyle Angel mı sürsem? Cream Cup. Sürekli sürdüm, sıkıldım. Mer. Angel. Canım Angel çekti. Lip balmumla neredeyse aynı renkte. Daha doğrusu altta lip balm olduğu için çok fazla renk vermiyor şu anda. Hafif bir pembelik verdi. Makyajım böyle oldu. Video çekmeye hazırım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok uzun zamandır makyaj videosu çekmiyorum. Öyle çok da yani ben eskiden çok değişik makyajlar yapıyordum. Oynamayı seviyordum. Vaktim kalmıyor artık çok ve hala ekrana bakıyorum. Vaktim kalmıyor artık çok. Böyle. Yani buna takmış durumdayım açıkçası. The Balm'ın bu paleti varsa muhakkak tavsiye ediyorum. Mont Balm benim en sevdiğim paleti The Balm'ın. Bayılıyorum buna. Sürekli bunu kullanıyorum son zamanlarda. Fikirlerinizi aşağıya yazarsanız mutlu olurum. Bir de bu arada bu videoyu esas çekmemin sebebi size soru soracağım. Artık haftada 2 muhakkak video koyuyorum. Ben pazartesi perşembe koyayım diye düşündüm. Eğer elimde editlemiş olduğum
daha fazla video varsa onu çarşamba, cuma, cumartesi ya da ekstra bir gün olarak, ekstra video olarak koyacağım. Yani illa 2 video, 3 koymam, 4 koymam değil. Elimde varsa koyacağım ama en az 2 tane koymak istiyorum. O en az 2 tane koyacağım video için de pazartesi ve perşembeleri düşündüm. Sizin tercihiniz nedir? Aşağıya yazarsanız sevinirim. Bir de saat olarak ben genelde sabahları koyuyordum ama şöyle bir düşününce okulda olanlar daha çok olabilir. Ev hanımları o saatlerde daha meşgul olabilir. Sanki akşam saatleri şöyle 7-8 arası koysam herkes böyle çayını kahvesini aldığı zamanlarda daha iyi mi olur? Aşağıya fikirlerinizi bekliyorum. Çoğunluk yok, sen sabah koy, biz sabahları daha rahat seyrediyoruz derseniz tabii ki sabah koymaya devam edeceğim. Başka fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bazı şeyleri denemeye ve yapmaya çalışıyorum. Bazı hatalarımın da farkındayım. Onları da düzeltmeye çalışıyorum ama her zaman her şey dört dörtlük olmuyor. En azından hani etkileşim içinde olursak ben de daha rahat etmiş olurum. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, ilk defa da seyrediyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.